Sen beni çekeceksin yakarken. Üzersin kendini. Aynen. Yeni basın şube müdürümüzde Zeybe. Ne oldu yavrum? Hazır mı? Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan genelge ile Türkiye genelinde 22 Aralık 2013 tarihi itibariyle basın mensuplarının Emniyet Müdürlüğü hizmet binalarına giriş yapamayacakları duyuruldu. Genelgede ayrıca gazetecilerin bazı emniyet hizmet binalarında yer alan basın odalarında giriş kartlarını iade etmeleri de istendi. Demokrasilerde sen buraya giremezsin, bunu yazamazsın diye dayatmalar yoktur. Gazeteciler toplumun bilgi edinme, gerçekleri öğrenme hakkı için kamu görevi görür ve bu nedenle sade vatandaşların farklı olarak birçok kurum ve kuruluşa girebilir. Ülke gündeminin hırsızlık, yolsuzluk gibi son derece ağır ithamlarla meşgul olduğu bu günlerde yayımlanan genelge son derece manidardır. Yayımlanan genelge ile kamunun haber alma hakkının engelleniyor olmasının ne yazık ki tek kelimeyle nitelendirilebiliyoruz. Sansür. Bu karar sansürdür. Basın özgürlüğüne açık bir müdahaledir. Türk basını 12 Eylül darbesi döneminde bile böylesine bir uygulamaya, dayatmaya maruz kalmamıştır. Değerli meslektaşlarım, toplumun gerçekleri görmeye, öğrenmeye her zamankinden daha fazla ihtiyacı vardır. Ve hiçbir yönetim halkın bilgisinden gerçekleri uzun süre saklayamaz. Her gerçek gün ışığına çıkmaya mahkumdur. Bizler dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de halkın haber alma hakkı için yazmaya, gerçekleri gün yüzüne çıkarmaya devam edeceğiz. Sansüre asla boyun eğmeyeceğiz. Basın özgürlüğüne yapılan müdahalelere asla göz yummayacağız. Emniyet müdürlüklerinin kapılarının meslektaşlarımıza kapatılmasını, gazetecilerin ve dolayısıyla halkımızın sağlıklı bilgiye erişiminin ortadan kaldırılmasını şiddetle kınıyoruz. Bu açıklamayı Türkiye Gazeteciler Federasyonu'na bağlı 76 basın meslek örgütü olarak aynı anda ortak olarak yapıyoruz. Gazetecilerin bilgiye erişim hakkının gasp edilmesi nedeniyle avukatlarımız aracılığıyla genelgenin iptali için dava açacağımızı da buradan duyuruyoruz. Bugün kalemlerimizi bırakıyor olmamız bir yenilginin ifadesi değil, sansüre karşı oluşan tepkimizin göstergesidir. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de basın ve ifade özgürlüğü için yürüttüğümüz mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz.